Evet, 7. Tarım Hayvancılık ve Teknoloji Fuarımızı dün büyük bir coşkuyla, Sayın Valimiz ve değerli protokol ile büyük bir coşkuyla açılışını gerçekleştirdik saat 12'de. Sabah 10 itibariyle çiftçilerimizin, ilgililerin ziyaretine kapılarımızı açtık. Fuarımızın kapsamı çok geniş. Çiftçimizin ihtiyaç duyduğu mekanizasyondan bitki beslemeye, sulama teknolojileri, sera teknolojilerini içeren, çiftçilerimizin gelişim süreçlerine ayak uydurabilecek Ar-Ge çalışmaları bitmiş, modernizasyon görmüş tüm ekipmanlar ve destek malzemeleri fuarımızda 5 gün boyunca sergilenecek. Fuarlarımız başta traktörler olmak üzere yine küçük ekipmanlar, büyük ekipmanlar, bitki besleme ekipmanları, yine gübre, tohum, fide teknolojileri, sulama teknolojileri ve yine seracılıkla ilgili firmalarımız fuarımızda ürünlerini tanıtmaktadır. Özellikle Gürcistan'dan, Türkiye Cumhuriyetlerinden, yakın coğrafya ülkelerinden yabancı delegasyonlar yine fuarımızı ziyaret edecekler, standları gezecekler ve bölgemizden yurt dışına ürün ihracatını sağlayacak görüşmeler olacak. Samsun Havzası, bir tarafımız Bafra, bir taraf Çarşamba Ovası. Tabii yine bir tarafımızda Kızılırmak, bir tarafımızda Yeşilırmak'ın olduğu geniş bir coğrafyaya sahibiz. Sizler de takdir edersiniz ki Samsun bölgesinde Türkiye ortalamasının üzerinde bir tarım gerçekleşiyor. Bu minvalde de çiftçilerimiz hasattan ekine kaliteli, doğru üretim yapabilmeleri için bu fuar onlar için tam bir gelişim fırsatı. Biz de TÜYAP Fuarcılık olarak bu gelişime ortak olduğumuz için mutluyuz. Fuarımızı dün açtık. İlk gün itibariyle büyük bir teveccüh gördük. Hem katılımcı firmalardan hem de ziyaretçilerden. İkinci günü her şey yolunda gidiyor. Umarım tüm fuar boyunca dolu dolu bir ziyaretçi akınına maruz kalacağız. Bu da hem bölgemizin hem ülkemizin gelişim için büyük bir değer olacak. Bu yıl 7.sini düzenlemekteyiz. Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı. Dün itibariyle fuarımız başladı. 18 Eylül'e kadar, saat 18.30'a kadar fuarımız devam edecek. Ülkemizin farklı bölgelerinden katılımcı firmalarımız var ve tüm Karadeniz bölgesine, ülkemize hitap eden bir fuar organizasyonu yaptık. 18 Eylül saat 18.30'a kadar tüm çiftçilerimizi yeni teknolojilerle buluşturmak üzere fuarımıza davet ediyoruz. Fuarımızın ülkemize, bölgemize ve tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ana faaliyet alanımız zirai drone üretimi, zirai ilaçlama drone üretimi. Farklı 3 modelde imalat yapıyoruz. Tamamen yazılım ve montaj bize ait olmak üzere. Şu an dediğim gibi 10 aylık bir firmayız, yeni kurulmuş bir firmayız. Piyasaya yeni girdik. Toplamda 5 personelimiz var hali hazırda çalışan. İlerleyen zamanda da bu sayı artacağına inanıyoruz. Şimdi ilk önceliğimiz zaten kullanıcılara, çiftçilere kaliteli, kolay erişilebilir ürünler sunmak. Yedek parçası kolay ve servisi, tamiri, bakımı daha kolay olan yerli ürünler sunmak. Biz de fuara bu nedenle ürünlerimizi tanıtıp çiftçiye sunduğumuz çözümleri anlatmak için geldik. Olumlu dönüşler bekliyoruz. Şimdi hali hazırda piyasaya sunduğumuz toplamda 3 ürünümüz var. Bunlar 10, 16 ve 30 litre olmak üzere zirai ilaçlama dronları. Bunların üzerinde engellerden düşmeye karşı kaçınmak için radarlar mevcut. İlerleyen zamanda da daha çok Karadeniz yöresinde eğimli arazilerde, engebeli arazilerde de rahat rahat çalışabilecek ürünlerin geliştirmesine başladık. Kısmetse bir yıl içinde de bu ürünleri de piyasaya sürmüş olacağız. Hasan Yüksel Traktör 1975'ten beri Çarşamba'da ve Türkiye'nin her bölgesinde ticaretini yapmış, faaliyetlerini göstermiş bir aile şirketidir. Bizim sektörümüz çok eski olduğumuz için bu sektörde Çarşamba bölgesinde, hatta Türkiye genelinde diyelim, bizim her ille bağlantılarımız vardır ezelinden beri, yani bu anca değil. Çarşamba'da biz %35-%40'lardayız. Büyük bir firmayız yani.
Bizim bu yıl fuara 6. katılışımız. Samsun'da 7.si oldu bu fuarın. O zaman biz bayiliği almamıştık hatta traktör olarak. 2017'de biz bayi olduk ve 2017'deki fuara girdik. 2016'da burada tekrar bir fuar olmuştu. Onda biz yoktuk. Yani o yıldan beri bu 6.sını gerçekleştiriyoruz burada. Her seferde verimli çıktık fuardan. 2022'nin ilk yarısı 1. ayın ve 2. ayın 15'lerine kadar hızlıydı. Ondan sonra bir duraksama oldu. Yani inanın çok 1-1,5 aylık bir ağırlık oldu. Ne olduysa tekrar bir hareket, bir patlama oldu piyasada. Fiyatlar da yükseldi bu arada. Yani bu maliyetlerden dolayı doğalgaz sıkıntısı mıdır artık? Şimdi bu kışın da ne olacağı belli değil. Artık her şey bizim ülkemizde pamuk ipliğine bağlı ekonomi. Şimdi bizim traktörlerimiz sürekli model geliştirir. Yani kasa değiştirir, farklı modelleri çıkar. Ama şu anda bir olacak olan Euro 5 motorumuz. Şu anda bizim traktörlerimizde Euro 3 motor var Perkins. Euro 5 motorlar üretilmeye başlayacak. Bu birinci ayın sonundan başlayan durgunluk, hani 3. 4. aya kadar bir çok acı bir durgunluk oldu. Yani böyle yaprak sallanmadı desem yeri var. O savaşla alakalı bir durumdu. Gıda sektöründe de şöyle bir şey var. Artık çiftçi üretmek için uğraşıyor. Yani maliyeti ne olursa olsun, bugün 100 liralık bir gübre 400 lira olmuş ama İnsanlar yine aynı şekilde ekimlerini yapmaya çalışıyor. Yani üretmeye uğraşıyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Geçen yıl fındık 25 liraydı. Bu yıl 45 lira. Yani 54 lira fiyat verdiler ama bugün pazara çıkarttığınız zaman fındığınız 45-46 lira. Yani çiftçinin malına inanın enflasyon oranında zam gelmedi. Şirketimiz 2015 yılında Samsun Teknopark'ta kurulmuş. Temelde bir Ar-Ge şirketi. Ar-Ge faaliyetlerinde ticarileşebilecek ürünleri ticarileştirdiğimiz fabrikamızda Bafra'da, Samsun Bafra'da hangi faaliyetleri gerçekleştiriyor? Şu aşamada ev ve peyzaj amaçlı kullanım için bitki besleme ürünleri ve bu yıl piyasaya sürdüğümüz tarımsal amaçlı yaprak gübrelerini üretiyor. Buradaki büyüklüğümüz nedir? Tarım Bakanlığı'nın vermiş olduğu kapasite raporuna göre bitki besleme ürünlerini üretebileceğimiz kapasite toplam 980 tondur yıllık. Bütün bunların hepsini bir arada düşündüğümüz zaman ev ve peyzaj amaçlı katı bitki besleme ürünlerini üreten Türkiye'deki tek firma, Agrobigen markasıyla çıkan ürünleri, biz sıvıları bizden başka bir kısım firmalar daha üretiyor. Ama bizim inovatif olarak geliştirdiğimiz katı tek kullanımlık şaselerdeki ürünlerin Türkiye'deki lisanslı tek üreticisi durumundayız. Dolayısıyla pazardaki payımız, pazar bizim diyelim. Şu an burası bir tarım fuarı. Bu yıl üretmiş olduğumuz tarımsal amaçlı bitki besleme ürünlerini, yani yaprak gübrelerini biz sahada 2 yıl denedikten sonra bayilere ulaştırdık. Bayiler de bunları denettiler. Biz şu an bu fuarda özellikle tarımsal amaçlı ürünlerimizin çiftçilerle, bayilerle buluşmasını, tanımasını, kendimizi tarımsal amaçlı ürünler noktasında anlatmayı planlıyoruz. Beklentimiz firmamızın paydaşlar tarafından tanınırlığını artırmak. 2022'nin ilk yarısı tabii Türkiye'deki ekonomik durumlar herkes etkiledi gibi biz de etkiledi. Nasıl geçti? Zor mu geçti? Hayır, biz başarılı bir sezon geçirdiğimizi düşünüyoruz. Bundan sonraki kalan ikinci yarısında tabii tarım büyük oranda sezonluk, ürettiğiniz ürünler de sezonluk. 2022'nin ilk yarısı gibi devam edersek biz amaçlarımıza ulaşmış olacağız ama daha yukarıya gideceği şu an görülüyor. Şu an yakın zamanda Nisan ayında bakanlıktan tescilini aldığımız tarımsal amaçlı 4 tane ürünümüz var, yaprak gübreleri. Bunların tamamı hızlı bir şekilde çözünebilen, gelişen dünyada bu drone sistemiyle uygulamaya müsait, içerisinde 20 küsür tane bitkisel kökenli amino asidi içerebilen, çevreyle doğayla dost yaprak gübrelerini ürettik, saha denemelerini yaptık. Bunlar şu an kısmetse 2022'nin bu yarısından sonra ve önümüzdeki yıl sahalarda olacak. Rusya-Ukrayna savaşı herkesi etkilediği gibi, tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de etkiledi. Tabii dünyadaki bu küresel anlamdaki ekonomik dalgalanmalar herkesi etkilediği gibi bizi de etkiledi. Ama şöyle düşünün ya da hep beraber düşünelim. Dün ülkemize verilmeyen ya da verilip paylaşılmayan, tamiri yapılmayan dronlar sonunda şu an bizim ülkemiz kendi İHA'larını, SİHA'larını üretir duruma geldi. Tarım sektörü de böyle. Tarımsal girdiler de böyle. Biz şu an dünyanın her tarafında gezinen
kaliteli nitelikli yaprak gübrelerini firmamızda üretiyoruz. Rusya-Ukrayna savaşından sonra ham madde sıkıntısı yaşamaya başladı pek çok üretici. Biz ham maddemizi de kendimiz üretme yoluna gidiyoruz. Dolayısıyla Rusya-Ukrayna savaşı her yere etkiliyor ama bizi kendi kendimize yeter duruma da getiriyor. Bu anlamda nasıl etkilendik biz? Olumsuz bir etki yok ama insanlık gıdaya ulaşmak noktasında, sağlıklı gıdalara ulaşmak noktasında bir çaba içerisinde. Dolayısıyla yurt dışı merkezli bir ürünün Türkiye'de ambalajlanması, paketlenmesi bu bir ticaret ama o ürünler buraya yürüyerek gelmiyor. Bir nakliye ile geliyor. Ama ham madde ve ürünler dahil siz burada üretebiliyorsanız yerli ve milli olarak bu ürünleri geliştirip kendi bir Türk markasıyla piyasaya sunabiliyorsanız bütün bu savaşlar, bütün bu krizler aslında bizim için bir fırsat oldu ve fırsat olmaya da devam ediyor. Tokat Ziraat Fakültesinden 1990'da mezun olduktan sonra kısa bir tarım il müdürlüğünde kısa bir geçmişim oldu. Geçici bir şekilde çalıştık. Daha sonra da serbest ticarete devam ettim. Bu ticaretin içerisinde Ordu'da Bilim Tarım adı altında bir tarımsal girdi tedarik firması kurduk. Daha sonra da 2007 yılında da Samsun'da 5 tane daha diğer ortaklarımla beraber Orsam tarımsal pazarlama anonim şirketini kurduk. Bizimki aslında şöyle diyeyim, yani gıda sektörünü direkt değil ama en direkt ilgilendiren kısımlarında tamamen tarımsal tedarik girdi. Bu nedir? Zirai ilaç, gübre, tohum. Bunların her alanında dünyanın önde gelen bütün firmaların, uluslararası firmaların Karadeniz'deki bölge distribütörlüğünü yapmaktayız. Bunu yaparken aynı zamanda da üretim, gıdanın üretim tarafında da, tedarik tarafında da varız. Karadeniz'in en büyük serası, Çarşamba Dikbıyık Melik Mahallesi'nde 75 bin metrekare kapalı alanda da aynı zamanda serada üretim yapmaktayız. Bu üretimimiz bizim kış periyodunda marul, yaz periyodunda da tamamen domates. Buradan tedarik tarafında bu varız. Pazarlama, tarımsal girdi pazarlama alanında sektördeki payımız ciddi. Şu kadar yüzdesine sahibiz falan dersek diğer arkadaşlarımıza, bu sektörde iş yapan diğer insanlara biraz saygısızlık olur. Biraz hoş olmaz ama iyi bir yerdeyiz. Yani onu söyleyeyim. Aynı zamanda yani istihdam açımızdan da yaklaşık 150 civarında. Ama bu 150 kişinin 50 kişisi sabit, 100 kişisi de yazın seramızda hasat ve pazarlama zamanında ihtiyaç duyduğumuz kişiler. Firmamız şu anda dış pazara çok hakim değil. Ama iki tane yapacak olduğumuz bir yatırımımız var. O yatırımla beraber tamamen ihracat yönelik bir çalışma yapacağız. Belli bir ekilen dikilen alan var. Çiftçi, üretim yapan çiftçilerimiz belli. Bizim de hizmet verdiğimiz zira ilaç bayileri bu şekilde bunlara ürün temin ediyor. Biz de bunlarla çalışıyoruz. Sonuçta baktığımız zaman yani bir önceki yıldan çok kötü, çok eksi değil. Her geçen yıl biz bir üstüne koyarak işimize devam eden firmayız. İkinci yarıda da beklentimiz yine çok farklı olmayacaktır. Aynı şekilde devam edecektir. Bu yöresel fuarlar böyle bir Antalya'daki GrowTech gibi vesaire gibi olmuyor ama biz bu bölgede iş yaptığımız için hemen burada bir yerimiz olsun istedik. Biz bölgenin Karadeniz bölgesinde iş yapan bir firmayız. Bu bölgede de Samsun'da ciddi bir tarım fuarı kurulunca burada yerimizi aldık. Burada bir beklenti içinde de değiliz ama bilinmek, isminizin duyulması, görülmesi de bilinirlik açısından sürekli artık atıyor. Şöyle, bizim iki tane yeni projemiz var. Bunlardan bir tanesi Vezirköprü Kaplancık mevkinde 1200 dönüm arazide ceviz üretim tesisi plantasyonu kuracağız. Bu sene sonbaharda başlayacağız tesise. 2023'te tesis faaliyete geçmiş olacak. Çok büyük bir 1200 dönümlük bir üretim yapacağız, ceviz üretimi. Aynı zamanda da şu anda inşaatına başladık. Buffalo Organize Sanayi Bölgesi'nde yarı kurutulmuş domates, dondurulmuş gıda, tamamen ihracata yönelik ciddi bir tesis. Karadeniz'in değil, Ankara'nın doğusundaki tek tesis olacak. Burada dondurulmuş gıda ve yarı kurutulmuş domates başta olmak üzere konserve, közlenmiş kapya, patlıcan vesaire üretimini yapıp ihracat yönelik çalışmalar yapacağız. Yaptığımız işin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Yani öyle bir söylemler başladı ki artık yani savunma sanayinden bile daha ön planda tarımın olduğu ortaya çıktı. Yani ortaklı bir firmayız. Diğer ziraat mühendisi ortak arkadaşlarım var. Onları da hem ismini de geçirmekte fayda görelim. Yine Ordu'dan yine bir meslektaşımız Kalafat, Abdullah Kalafat ziraat mühendisi. Bafra'dan ziraat mühendisi İbrahim Süzen. Çarşamba'dan ziraat mühendisi Mustafa Kargı. Amasya'dan ziraat mühendisi Ahmet Coşar,
ve ziraat mühendisi Ali Yanılmaz. Biz 6 ziraat mühendisi olarak bu şirketimizi kurduk. Bu şekilde devam ediyoruz ama bizim hedefe koyduğumuz, yani tarımın nereye gideceğine dair öngörümüz, 16 yıl önceki öngörümüzü biz pandemiyle beraber gördük şu anda. Tarım, yani gıdaya ulaşım, erişim çok zorlaşacak artık. Çünkü birim alanından alınan ürünleri artırmamız lazım. Tarım alanlarının sürekli kısıtlanması, su, dünyadaki su rezervlerinin azalması, iklim değişikliği vesaire diye sayabiliriz. Çok kritik ve çok önemli bir sektör haline geldi gıda, tarım. Şirketimiz gıda sektöründe seracılık başta olmak üzere tüm yeni nesil ve modern ürünlerin yetiştirilmesi için atılımlar gerçekleştiriyor. Sektördeki büyüklüğümüz Karadeniz olarak, Karadeniz bölgesinde %80 oranında büyüklükse. İstihdam olarak da 9 kişiye istihdam sağlıyoruz. Bunu gelecekte daha da ilerletmeyi planlıyoruz hedeflerimiz arasında. Fuardan beklentimiz eski tür yetiştirme yöntemlerinin bırakılıp yeni nesil yetiştirilmeciliğe geçilmesini sağlamak. Bildiğiniz gibi Ukrayna tarım sektöründe çok önde gelen bir ülke. Tahıl ambarı diyebiliriz. Ukrayna'ya bu kadar bağlı olmamamız ve ülkemizde seracılığın biraz daha gelişmesine destek vermemiz gerekiyor. Burada bizim amacımız insanlara biraz daha seranın önemini kavratmak, onlara modern seracılığın nasıl işlediğini gösterebilmek. Gübre sektöründe faaliyet gösteriyoruz Entaş Tarım olarak. Tarım sektöründe gübre dalında faaliyet göstermekteyiz. Gübre pH düzenleniyor, organik gübre, organomineral gübre, kimyasal gübre gibi gübre kalemlerinin tamamında üreticilerimize hizmet vermekteyiz. Fuarda ilgi yüksek, fuarın ilk günü olmasına rağmen üreticilerimizin yoğun bir katılımıyla birlikte yoğun bir tempo devam etmekte. Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte gübre fiyatlarının ani artışından kaynaklı bir gübre tüketimi yavaşladı geçen yıla göre. Önümüzdeki 6 aylık süreçte de %7'lik bir gerileme daha öngörülüyor Avrupa'da. Bundan dolayı şu anda beklenilen talebe tam ulaşılmadı. Yeni sezonun kimyasal gübrenin yurt piyasasına girişinin kısıtlı olmasından kaynaklı tüketimler şimdiden talep görmeye başladı. Ürün talepleri artmaya başladı. İlk 6 ayı düşük gittik ama ikinci 6 ayı daha hızlı bir periyoda girdiğimizi düşünüyoruz. Şu anda mevcut ürünlerin dışında Entaş Tarım adında yeni bir organik gübre çalışmamız var. Yeni bir Entaş Tarım markasıyla bir organik gübre piyasaya sunacağız. Son zamanda Rusya'nın Avrupa'ya doğalgazını kesmesinden kaynaklı Avrupa'daki doğalgaz fabrikalarının azotlu ürün grubunun kapanmasından kaynaklı, fabrikaların kapanmasından kaynaklı gübre üretiminde de problemler yaşanmakta. Savaşın uzun sürmesiyle birlikte kimyasal gübre tüketiminde ciddi bir azalma bekliyoruz, öngörüyoruz. Ve bunun etkilerini de organik gübreyle tedarik etmeye çalışıyoruz. Bir nebze de olsa azaltmaya çalışıyoruz.